Selamun Aleyküm. Bugünkü sohbetimizle yine sizlerle birlikteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş sadri ve yesirli enbi vahlil uktesemmi lisani yefkahu gavli. Evet. Ay çaktırmayın annenize babanıza. Hepi vereceğim. Benim yedi güzel adam deyip izlediğim şey, e, var. Tabletten. Annemin telefonunda. Ben onu izledikten sonra ne olmayı karar verdim biliyor musunuz? Siz de tahmin ediyor olmalısınız. Şahiller var. Ben de onlar gibi anneniz babanız büyükleriniz duysun ama tanımadığın insanlar değil tamam mı? şair olmaya karar verdim. Bana biraz bir geliyor. Hatta ağlayabilirim her ee, yani gerçekten çok güzel bir zir. Oradaki oynayan oyuncularımızın, şairlerimizin isimlerini sayalım. Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Akif İnanç, Bak başka, <laughs> Nuri Pakdil, Valla. Arkadaşlar, kardeşlerim ben burada bildiklerim bu kadar. Ya hu. Ya bakın. Bazı Allah'ıma da peygamberimize inanmayan kardeşler. Arkadaşlar işte. Pıt 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 yapıyor. Çene çalıyorlar. Sonra ellerine hiçbir şey geçmiyor. E, tamam, sonra bu videolar, hayır ben kabul etmem. Yok yok yok, böyle bir şey olmaz. Biz azim gücümüzle onları hem Allah'ımıza hem Peygamberimize inandırmaya e, devam ettireceğiz. Bakın Cenab-ı Hak, Allah'ımız bize buyuruyor ki, ne demek? Kötü insanlara İyiliği öğretin. Bunu peygamberimiz müşriklere çok yapmaya çalışmış. Mesela size bir şey söyleyeceğim. Ee, Şeyle ilgili böyle Hazreti Ömer gibi hani kızın toprağı gömüne yatacağım iken. kem. Ee, şimdi Hazreti Ömer'in bütün dünyada güldüğü şey varmış bir de üzüldüğü şey varmış. Güldüğü şey siz çok merak ediyor olmalısınız. Helvadan put yapıp böyle müşlükken helvadan put yapıp karnımıza çıktı mı onları yermişler. Ona çok gülermiş. Ona Müslüman olunca ne yazılmış söyleyeyim mi? Kızın, kızın canlıca gömdüğüne, Toprağa gömdüğünü. Ama annesi hiç istemiş mi? kızının toprağa gömülmesini istememiş. Çünkü müşlikler kız çocuklarından çok utanırmış. O zamanlar kız çocuklarını hani utanırlarmış, toprağa gömerlermiş. Üzüldüğü şey de Sonra böyle bir günde, ertesi gün işte ne zamansa artık günler geçip gidiyor. Biz büyüyoruz çocuklar filan. Böyle günlerden bir gün. Bilemiştikler plan yaparken araların peygamberimiz öldüğünü plan yaparken aralarında en güçlü Ömer'miş. Sonra, Ömer sen çok güçlüsün peygamberi e, Muhammed'i ancak seni öldürebilirsin demiş. Peygamberimizin e, peygamber olduğundan beri söyleyeyim mi sırtında bir benek var. E, o benekte peygamber olduğunu kanıtlıyor biliyor musunuz? Ee, Annemimize bir okuduğu kitap var. Ben o kitabı çok seviyorum. Yarım kaldı ama inşallah bitiririz o kitabı. Bir şey diyeyim mi? Ee, bir de şey var. Yani ne bileyim işte bazı şeyler var. Nasıl mesela? Hmm, Vallahi. Ben neyden bahsediyorum? Unutuyorum bazen. Ee, o zaman şimdi ha tamam hadi Ömer'den bahsediyorduk. Sonra böyle Hazreti Ömer e, böyle kılıçlarını, silahlarını hazırlamış, cebine koymuş hepsini. Peygamberimizi öldürmeye gidiyormuş. Yani kardeşi peygamberimizin evine yakın ya sonra Dur ben şurada bir karnımı doyurayım. Sonra Muhammed'i güçlü ellerimle öldürürüm demiş. Sonra ama en güçlümüz Allah arkadaşlar. Bakın müşrikler böyle yapıyor. Ben güçlenirim diyor yemek yersem. Siz Allah'a inanacaksınız. Allah size güç verecek. Tamam. Bu bitti. Allah güç verecek size. Ee, bir konumuzda böyle giderken Hazreti Fatıma'nın kocası Kur'an-ı Kerim okuyormuş biliyor musunuz? Onlar böyle Hazreti Ömer gibi müşrik değilmiş. Hazreti Fatıma çok hanımcık bir kızmış. Ee, böyle sonra bu sesini Sonra tam böyle onu okuyacakken Kur'an-ı Kerim'i uzaklaştırmış. Abi sen çok gitsin. Git ilk önce bir duş al. Abdestini al. Ama abdest almayı biliyor muydu? Bilmiyorum ben de onu. Git bir abdest al demiş. Sonra işte abdestini almış. Okunca ağlamış. Üzülmüş. Hem kızını gömdüğüne sonra hem kızını gömdüğüne üzülmüş hem de neye kızmış bir biliyor musunuz? Putlara dediğine kızmış. Kendine kızmış. Böyle hem kızdığı şeyler var hem gülüp ö üzüldüğü şeyler var Hazreti Ömer'in. Sonra böyle ben arkadaşlar çok merak ediyorum. Peygamberimize Öldürmeye gideceği yoldan acaba tekraren Müslüman olduğu halde nasıl dönecekti? Müslüman olmuş orada biliyor musunuz siz? Müşrikler sorunca ben sizden değilim. Müslümanım artık ben demiş. Abdestimi alır, namazımı kılır. Kılar ve Kur'an'ımı Kur okurum diyor. Sonra müşrikler yüzünde bir şaşkınlık hissediyor. Bunlar Fatma'nın yüzünden diyor. Çünkü hani yakın yanmışlıklar da de biliyor olduğunu. Böyle müşrikler kaç kez peygamberimizi zorlamış. Peygamberimize hadi ayı böyle demiş. Peygamberimiz ay ey al bölün demiş. Ay bölünmüş inanabiliyor musunuz? Ağaç ağacı sürükle demiş ağaç sürüklenmiş. Ya ben desem şimdi şurada bir ağacım olsa benim. Sürüklen desem sürüklenmeyecek mi? Hayır sürüklenmeyecek. Peygamberimiz peygamber olduğu için sürüklenmiş o ağaç. Müşrikler şaşırmış. Müşrikler Kabe'de namaz kılarken peygamberimizi ittirmiş, kaptırmış. Böyle taşlamışlar. Yani ama peygamberimiz bir şey dememiş arkasını dönmüş gülmüş sadece onlara. Hiçbir şey dememiş. Böyle müşrik, müşrikler birkaç kez peygamberimizi öldürmeye çalışmış. Evet. Şimdi bu konuyu da size verdim. Şimdi ilk önce şimdi de anne babaya iyi davranmak. Anne babaya iyi davranmak nasıl bir şey? Mesela diyorum siz anneniz babanızı üzüyorsunuz. Anneniz babanız üzülüyor. Ağlıyor mesela. Sonra gidip hemen özür diliyorsunuz. Anneciğim babacığım ben sizden çok özür diliyorum diyorsunuz. Sonra hadi diyelim. Anneniz babanız size nasıl üzülüyor? Ee, böyle hani parktan yani dışarıdan yeni geldin. Evine geldin. Ya ne diyorsun sen? Çocuk daha yeni dışarıdan geldi bisiklet sürdü annesine annecim ben parka gidebilir miyim diyor arkadaşlarıyla gitmen lazım oğlum diyor aslında hadi diyelim öyle diyorsunuz sonra hadi hayır oğlum diyorsunuz sonra öf ya annem de hiçbir şey izin vermiyor diyorsunuz anne babaya öf bile denmez öf bile denmez ee, böyle Of ya annem gelip babam bana hiç parka gitmeme izin vermiyor. Ya çocuk daha yeni dışarıdan geldi. Haberiniz var mı sizin? Çocuk daha yeni dışarıdan geldi. Ee, böyle sonra ne oluyor? Plan yapıyor çocuk. Anlıyor musunuz? Plan yapıyor. Ben annemden babamdan gizlice gideyim de oh 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 bir sürü plan yapıyor sonra. Ne yapıyor? Gidiyor gizlice evden balkondan duyuyor. Kızım, oğlum bir de kardeşini götürüyor. Üç yaşında bir kardeşini götürüyor diyelim. Tehlikeli hırsızlar var etrafta. Bir de parkta ya nerede? Ya harmanda ya da uzak bir yerde. Sizin evinizden uzak bir yerde. Sonra bir de çocuk üç yaşında. Diğeri ise de dört yaşında, beş yaşında çocuk. Sonra işte böyle balkondan gizlice duyuyorlar. Annesi kızım birisi kızmış bir çocukmuş hadi diyelim. Kızım gelin sizle bir tane kek yapalım diyorlar. Sonra Allah Allah benim çocuklarım nerede yoksa düşündüğüm şey mi bu biliyorsunuz kaçtığını düşünüyorlar. Sonra gidiyorlar evet düşündüğüm şeymiş. Sonra böyle Tom gidecekken ağlama seslerini duyuyorlar çocuklar hemen giriyorlar. Anneciğim, babacığım evet düşündüğünüz şey biz parka gitmek istiyoruz. Ama park Harman'da evimizden uzakta bir yerde biz kardeşimle yolları buluruz diye sanmıştım. Biz zekiyiz ya siz bize zeki diyorsunuz ya. Ama arkadaşlar kendinize böyle çok beğenirsiniz. Ben çok zekiyim. Ay o ay ay yanlış yapıyorsun. Benim zekam da sen şimdi düzeltirim onu. Ay şu kız çok çirkin. Ben çok güzelim diyorsunuz ya. Kibirlik oluyor. O da kötü. Ona da çarpı. Bak bir sürü şeye çarpı. Bir yedi güzel ya, ama doğru. Ona anne babaya özür dilemekle doğru. Sonra e, hatana yanlışının hatanın anlamanın şeyine doğru. Bugünkü sohbetimiz bitmiştir. Herkese... E, İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.